Arkadaşlar göremeyenler de var lütfen biraz. Evet. Biraz geride durun. Arkada bir bayan daha var. O da gel. Masayı isterseniz şu masayı biraz geriye çekin. Öndeki masayı biraz geriye alın. Gel Bahar, onu da şöyle. Çekelim burada. Şimdi böyle geniş alanlarda, geniş renk alanlarında önce zaten arkadan başlıyoruz çalışırken. Işıkla yanına gel, görürsün. Öncelikle ıslanıyoruz. Bak burada bir bayan da görmüşsünüz, ben değil. Bu yazı bu iş için geçerli değil, değil mi hocam? Bu arada soru sorabiliriz. Tabii, sorabilirsiniz. Kafam karışmaz. Geniş alanlarda önce ıslatma yapıyorsunuz. Önce bir kağıdı suyu yediriyorsunuz. Zemini önce değil mi hocam? Aynen öyle. Önce zemin ve arka fon. Var onu şöyle geçin. Biraz daha kaynaşın. Evet, sular akar ya, o yüzden. O yüzden dedim ya şeyle çalışmayın diye. Çünkü mesela böyle çalışırken, evet kabarmasın diye, kağıt kabarmasın diye. Çünkü kağıt katlanır hani böyle ıslattığınız zaman. Mesela şu anda yatay durması gerekiyor. Ama hani boyayı sürdüğünüz zaman böyle kağıda hani eğimlendirip falan akmasını da bekleyebilirsiniz. Farklı şeyler, teknikler kullanacağınız için böyle masa üzerine sabit çalışmak daha mantıklı olur. Kumpiye hepsini mi ıslatacağız? Çalışacağımız alan öncelikle. Geniş alanı. Geniş alanı, çalışacağımız alanı. Mesela ben şimdi sadece üstü yapacaksam altı şu anda satmama gerek yok. Ondan sonra rengimi hazırlıyorum. Gelsin renkler. Gelsin renkler. Bir de palet alayım. Paletimizi de alayım. Öncelikle renklerinizi alacaksınız, karışım burada yapacaksınız, emin olduktan sonra kağıdını da süreceksiniz. Ve sulu bir şekilde. Rengi bu şekilde bu karıştı. Çünkü ve ben... beyazı sadece rengin tonunu açmak için kullanacaksınız. Beyaz olan yerleri beyaza boyamak için değil. Mesela ben bunu yaptım ama canlı olduğunu düşünüyorum rengin. O zaman beyazda sadece rengin tonunu açıyorum. Ama gene ben boyayı sulu bir şekilde süreceğim. Yani kapatıcı olarak sürmüyorum. Bu mu? Yani. Bu yani bu yağlı boya olabilir. Hı-hı. Ama sulu boyaya uygun bir resim. Tek başına su da bir ton açabiliyor değil mi? Aynen yani öyle. Yarım ton. Öyle. Eğer rengin tonundan memnunsanız suyu sadece rengi açmak için kullanıyorsunuz. Boyayı çoğaltıyorum ben. Yani yeterli katıyorsun diye. Tabii. Peki hocam, burayı ıslattık. Şu bölgeyi ıslatmadık. Nereye? Yapacağız. Oraya gelmez zaten. Şurayı boyadık çiçeklerin, diyelim. Çiçeklerin etrafına kadar geldim bakın. Zaten tamam. Buraya taşmayacağı için sıkıntı yok. Yok hayır, başka bir şey sormak istiyorum. Burası kuru. Evet. Bu şekilde boyadık. Hı-hı. Buradan ıslatıp devam edince burada bir leke oluşmayacak. Olmaz. Çünkü onu da... O da kağıdın ve şeyin özelliği, boyaların özelliği. Boyanız iyi olduğu sürece, kağıdınız iyi olduğu sürece öyle bir dalgalanma olmaz. Çünkü sulandırdığınız zaman oradan boyayı çok rahat çözebilirsiniz. O yüzden benim şurada yaptığım hata gibi kağıdın üzerine bir şey koymayın. Şöyle. Şimdi zaten sadece tek bir renkle açık koyu elde edebilirsiniz. Yani burada size açık koyu verecek olan boyanın miktarının fazlalığı ya da azlığı. Yani suyun fazlalığı ya da azlığı. Başka hiçbir şey değil. Peki kağıdı ıskalamaz mı çok suyu? Yok, hayır. Bu kağıtlarınız çok kalın kağıtlar. Hiçbir şey yapmaz. Şöyle bir renk. Yani bu bakın dalgalanma olmamasının, fırçayızı olmamasının nedeni zaten boyanın sulu kullanılması. Yani boyayı sulu...
Hocam laleler daha yoğun duruyor. Ona da biraz yoğun mu sürüyor? Hayır hayır hayır. Yani bu resmin kendi şekli şey yapmasın sizi yanıltmasın. Orada sadece şeffaf kullanacaksınız. Özür dilerim. Şuradaki mesela şu suyla birlikte kalan şey onu dağıtacağız mı? Beyazları bilerek bırakıyorum. Sulu boyanın özelliklerinden biri zaten sonuçta şeyi taze bırakmak ya boyayı. Bakın mesela burada ben boyadığım yere sadece temiz su damlatarak ve kağıdımı oynatarak doku oluşturabilirim. Hmm. Ama bunu sadece arka fonda ve geniş alanlarda tek renk alanlarında yapıyorsunuz. Biz ileride izleyeceğiz. Evet, buradan girerseniz arkadaşlar aynen gösterip çizikliyorlar suyla. Ama geniş alan yani. Olabilir. Evet, belli bir biçim olmadığı için sıkıntı yok. Ama mesela bu akıtma zaten, bu sulu tekniğe giriyor. Akıtmalar yapıyorlar, öyle onu öyle bırakıyorlar. Kuru çalıştığınız alanlarda şuradaki daha detay olan kısımlar, bunu mesela ıslatma yapamazsınız. Bunu ıslatmadan direkt boyayacaksınız. Şuradan. En açık renginden en koyu tonuna doğru yavaş yavaş. Hocam bunu haleyle boyarken gösterebilir misiniz? Tabii tabii, onu da boyayacağız. Orada bakın mesela burası kurudu ama. Diyelim. İz yapmaz. Yani sulandırıp tekrar açtığınız zaman iz olmaz. O yüzden korkacak bir şey yok. Yani sulu boyadan aslında temkinli davranırsanız biraz daha kolay. Yani işiniz daha çabuk biter. Ama tekrar sürünce yok. Kağıt sabar herhalde değil mi? Yok bir şey olmaz. Gene düzelir. Yani bunlar 3 kat falan çalışılabilecek kağıtlar. Öyle mi? Kağıdı iyi oldu işte. Tabii tabii. Tek kat. Çünkü biz normal resim defterlerinde kabarıyordu. Ben çocuklara uğraşıyordum yok, ya. Yok, bunlar 250 gram arkadaşlar. Ha. Normal resim defterinin 2 katı kalınlığı. Zemine istediğimiz rengi oturtturabilirsiniz. Evet, şey yani yeşilin tonlarını ben kullanıyorum. Hani oraya bakıyor bak orada diye. Biraz yeşil, bakın, biraz boyadığım mavilik yerden, var. Arkadaşlar boyadığım yerden, boyanın yoğun olduğu yerden suyu atıyorum. Yani renkler oradaki maviyle kaynaşıyor böyle. Kontrolü ben sağlıyorum zaten. Bunu fırçayla yapmıyorum. Çok güzel. Fırçayla yapmıyorsunuz, elinizde kalmıyor. Ebru gibi oluyor. Hani Ebru da böyle bitiyor ya. Ebru kağıt da zaten kuruduğu zaman çok farklı etkileri olur. Bakın şuradaki beyazlıklar zaten güzel etkiler de veriyor. O yüzden onları bilerek bırakabilirsiniz. O Ebru önemli olan zaten sulu boyada şeffaflığı yakalamak aslında. Kuruduktan sonra bir fırçak olur mu? Yapılır. Yapılır. Yani tekrar üzerine mesela en açık renkten başlarsınız sulu boyada. Üzerine diyelim bir kat daha koyu ton gitmek istiyorsunuz. Bu kuruduktan sonra üzerine koyu ton gidebilirsiniz. Yani en açık renkten başlanır ama mantı olur. Mesela şurası ya da şundan başlayayım. Diyelim ki bunu mesela şuradaki yaprağı yapacağız diyelim. Burada baktığımız zaman bakın şurada çok açık olan yerler var değil mi? Beyaz. Çok açık kırmızılar, beyaz kırmızı. Önce onun bir rengini bir genel olarak atmak lazım. Sonra koyu olan tonları boyayıp suyla hani sulu boyada nasıl tabak vereyim buyurun. Sulu boyada nasıl yoğun olan boyayı fırçanın sadece nemiyle dağıtıyorsak burada da aynı şekilde boyanın yoğunluğunu diğer alanlara böyle şeffaf bir şekilde. Arkadaşlar suyu değiştirir misiniz? Orada kapıdasınız. Organize gördüm. Siz öğretmen miydiniz? Yok. Fark ediyorum. Böyle bir yönetici havası var ya, bazı tabii. Öyle şeyler biraz karakter. Evet, biraz karakterde. Şimdi mesela boyanın şeyin rengini açacağım bakın. Zaten çok güzel tonlarımız var. Renkleri karıştırarak. Bunu şeffaf da sürebilirim. Birazcık beyazdan koluna açıp da sürebilirim. Öncelikle sulu bir şekilde şöyle tek bir kat gideceğim. Her tarafa değil mi? Her tarafa, çünkü burada çok bembeyaz bir yer yok. Beyaz olsaydı, şuradaki gibi bembeyaz bir yer olsaydı onu boş bırakmam gerekirdi. Ama şöyle bir ton bir şeffaf gidip ondan sonra ikinci tonu biraz daha yoğun boyayayım. Islatmadınız değil mi hocam? Islatmadım. Dar alanlarda ıslatma yapmıyorsunuz. Dağılır çünkü. Sinirli çalışmak zorundasınız ya. Burada bu etkileri yakalamak için zaten ıslak çalışıyoruz. Hani boyalar arasında geçişler olsun, kurdukları yerde güzel etkiler oluşsun diye. Peki sonra o kalem izlerini nasıl yok edeceğiz biz? Bu kalem izlerini sonradan da üzerinden silebilirsiniz kuruyunca. Boyanın üzerinden de gider o. Kalem silgiyle. Hadi ya. Görüyorsunuz zaten çalıştıktan sonra şunları gene boya bile gelse üzerine hafifletebiliyorsunuz. Çok farklı bir tekniği varmış. Evet, yani guaj boyayla falan hiç alakası yok. Sulu boya gerçekten özel bir tekniktir. Hani guajı biraz yağlı boyaya faydası olsun, renk karışımlarını öğrenin diye çalıştırdım. Sulu boya gerçekten çok farklı. Çok zevkliymiş. Yani bunda daha özgün şeyler yapabiliyorsunuz.
siz daha orası kuruyana kadar, bakın beklemeye hiç gerek yok. Mesela hani arkadan öne, çünkü en son bitirirken zaten arkadan öne koyuları gideceğiz. Şimdi mesela buranın kurumasını beklerken başka bir yerin bir açık tonunu sürüp oranın da kurumasını bekleyebilirim. Çünkü her yerde ilk aşama o şekilde olacak. Ama mesela siz yaparken direkt buna geçmeyin, bir arka fonun tamamını bitirin. Hepsi kurusun. Ondan sonra şu detaylara geçin. Yani çiçeklere ondan sonra geçin. Mesela burayı fırçayla batırdığımız zaman özgün çalıştık hocam. Ha, gerçekten öyle. Hiçbirinizinki birbirine benzemez, emin olun. Herkesinki çok farklı görünecektir. Mesela bakın şurada direkt, zaten önceden ıslattığım için. Bu da ne yapıyorum? Şimdi çiçeklere yakın olan yerlerde önce çiçeklerin kenarlarından gelen kısımları bir kontrol ediyorum. Önce onları dikkatli bir şekilde yerleştiriyorum. Şöyle. Bakın. Ondan sonra bu arada serbest davranabilirim. Çiçeklerin alanına girmemek için. Şöyle. Fazla şeyini aldım, suyunu. Bakın. Zaten burası çok şey bir alan şu anda. Islak olduğu için çok rahat çalışabilirim. Bakın buradan gene temiz su damlatıyorsunuz anlatırken. Çok bir iki damla damlatın. Yani çok böyle yoğun olmasın. Yine kaynamışsınız. Tabii temiz su olsun. Ya bunlar da çok renk etkilemez ama gerçekten boyanız da iyi değilse o kaynamış şey normal suyun kireci etkiliyor bayağı renkleri. Sorduruyor. Evet, burası bakın biraz kuru. Şimdi ikinci katına mesela gidebilirim. Biraz daha boyayı yoğun alıyorum. Ya renkleriniz de canlı. İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada bir yeşilimsi bir ton var. Keşke o sarıyı bıraksaydım. Bakın orada hata yaptım mesela. Evet, ben de dikkatimi çektim. Böyle farklı renk tonu olan yerleri önceden bırakmakta fayda var. Şöyle açık. Bu beyaz kısmı mı diyorsunuz? Yok yok, şu sarılı olan kısım var ya. Ben de sen beyaz seviyorum onu. Yok, beyaz açık sarı. Şöyle hafif en açık sarı şöyle bir gidelim. Sonra kırmızıyı biraz daha yoğun kullanırım. Yani elinizde peçeteniz sürekli olsun ki ıslak olduğunu düşündüğünüz zaman hemen şey yapabilirsiniz, alabilirsiniz bu olanı fazla olanı. Çok hata affetmiyor sanırım yine ben bile. Yani yok, yağlı boya gibi değil. Yağlı boya gibi değil. Daha orijinal bir çalışma bu çünkü. Bu çok daha doku ince olduğu için çizimi önemli sanırım hocam. Tabii tabii. Kaç beyaz bırakacağınız yerler özellikle önemli. Uçları ıslak olduğu için çok önemli, şey ince olduğu için çok önemli değil. Bakın mesela böyle... Öyle mi çekildi bir kere? Evet. İşte fırça gerçekten önemli bunda. Bakın mesela aralara sadece kırmızı olan yerlere çok hafif hafif giriyorum. Buralarda yine kontrolü yaklaşıyorum. Şöyle. Neyse, karşıda var. Fırçanın fazla suyunu aldım. Hilal'de. Sadece fırçanın kendi ıslaklığıyla bakın yayıyorum. Kontrollü oluyor böyle çalıştığınız zaman. Hilal mal kıserse var ya karşıda. Evet. Orada. Winsex B serisi değil. Ben şeyden... Öyle mi? İsmekten geldim diye. Resim kutusundan. Ayakta durduğunuz için. Ben. Yok. Biz yetiştik oraya. Yan baktım ben sana. Bana mı yan baktın? İstediğiniz şekilde oynuyorsunuz. İşte siz şey yapacaksınız, deneyeceksiniz, renkleri öğreneceksiniz. Bakalım, şey hiç alakası yok, hiç alakası yok. Hiç alakası yok, evet. Bocalayacağız ama biz. Yani. Tanıyacaksınız. Evet, bocalayacağız yani. Biraz dikkatli çalışmanız gerekiyor, sabırlı olmanız gerekiyor. Kurumasını beklemeden çalışırsanız, mesela diyelim ki burayı yapacaksınız, bu yeşil kurumadan buraya müdahale ederseniz karışır birbirine. O yüzden kuruta kuruta bekleye çalışacaksınız. Sabır yok. Sabırlı davranmanız lazım. O ne eski bir şey değil. Niye? Ya ben de normalde çok sabırlı bir insan değilim ama yani sonuçta güzel bir şey olacağını biliyorsam eğer, o sabır neticesinde o zaman biraz daha kontrollü çalışabiliyorum. Ya hocam şu saçınızı şöyle çekebilirsiniz efendim. Başlar onu toplayıp bulabilirim. Bu da saçınızı da yapacak Serpil Hanım. Örgü bilen varsa hemen. Hayır, bu da bütün şey yapmış. Bu kırık mı? Öyle valla. Hayat zor. Bu aralar daha da zor. Oradan çıkıyor çünkü. Oralar daha da zor. Bu şöyle yani sadece fırçayı sürekli ıslatmanıza da gerek yok.
Fırçanın sadece kendi suyuyla bile istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. İnce iş. İnce iş, evet. Biraz sabır istiyor. Şöyle. Bir şey yok. Dışarı batırmak öyle. Şimdi gene de ilk kez çok zorlandı. Bana öyle geliyor. Orada olacak gibi. Biraz. Dediğim gibi sabırlı yaklaşmak lazım. Hocam o zaman bize bu boya yetmez yani. Yok canım yeter. Yok yok şu manada. Çok zevkliymiş. Biz çok çalışırız. Ya gerçekten hani seyahati gibi falan yanınıza alıp. Evet. Ha, biz boya bitkiyle ne yapacağız hocam? Çok çok bitmez arkadaşlar bu boya. Çok az kullanılıyor. Evet çok az alıyorsunuz. Kullandırıyorsunuz. Ben arka fonu 3 post şey koydum yani bir boyadım beğenmedim. Evet kaç. Çok bitti. Kaç tane beyaz bitirdin? Benim de bitti beyazım. Çocuğunkileri de hallettim. Ne diyorum? Ben sevmiyorum bu ay çalışmayacağım dedi. Kim? Oğlum küçüğü resim dersinde. Alabilirsin guajlarımı dedi. Sizden sonra mı yoksa? Beni gördükten sonra herhalde bilemiyorum. Aile yaşam olmaya karar. Soğuttum çocukları resimle. İnşallah öyle midir? İnşallah. Ay çok güzel renkler bunlar yani. Yani bunlar hemen bozulacak kağıtlar değil. O yüzden kağıttan çok fazla yani korkmayın. Yani renk üzerinde istediğiniz şekilde oynayabiliyorsunuz. Tabii. Yani sadece fırçayı kuru sürmeyin kağıdı yıpratmamak için. Bir de çok ıslakken üst üste çok fazla gitmeyin. Bunda mesela kendi, hani ıslakken fırçayla çok fazla oynamayın kağıdı yani ıslatmamak için. Ne güzel oldu. Hocam işte ebru oldu bu. Yani oradaki rengi kağıdın kalmadı. Akmaz mı? Çünkü orada su yok bakın. Hocam. Soğumaya yani. Suyu bu kısma göre yani. Oradaki rengi kağıdın kalmadı. Çok normal. Zaten en güzel tarafı şey, farklı dokular oluşturabilmesi. Yani bunun gibi dümdüz yaptıktan sonra ben bu guaj çalışırım zaten. Tamam. Hani bu boyayı kullanmamın bir anlamı olmuyor. O yüzden bu dokuları yapabileceğiniz şekilde çalışırsanız çok iyi olur. Yani buradaki olduğu işi gibi değil yani. Aynen. Biz farklı farklı. Tabii tabii. Hocam bende o Ebru resimleri var ya, bu sulu boya da gayet güzel olur. Hangisi? Ebru'lu altı tabanı Ebru olup üstü çiçekli resimler vardı ya. Ha evet. Değil mi? Çok hoş olur. Evet. Ben gidemedim şeyde Sultanahmet'te Hikmet Barışçı oğlunun zengini. Bir de şeyde var karşıda. Hikmet Barışçı oğlunun bağlar başında şu anda var. Oraya gitti işte. Çok güzel Ebru'lar yapıyor kendisi. Evet. Mimar ya. Hocam bu resim bittikten yani sonra üzerine bir şey, herhangi bir şey işte, gerek var mı tutmaya? Sadece korumanız yeterli. Koruma yani üzerine bir kağıt koyun, bir şey koyun, açıkta bırakmayın. Hocam şimdi bütün ince ayrıntıları çizmişsiniz, onun üzerinden işlem yapıyoruz. Tabii aynen, o yüzden diyorum ya. O zaman biz ipiden çizerden işlem göreceğiz bizim kağıtlarımızın. Aynı şey bakın hep neye dikkat ediyorum? Yaptım. Tam böyle biçimlerin birbirinden ayrıldığı kenar noktaları var ya, önce orayı boyuyorum, ondan sonra içindeki o geniş alanlara müdahale ediyorum. Riske atmamak için. Bakın mesela şimdi daha açık olan kısımlarına doğru yönlendireceğim. Kırmızıların içine turuncular kullanabilirsiniz farklı bir renk olsun diye. Bakın buraya mesajlarda dikkat etmem gerekiyor çünkü bunun kenarında beyazlar var. Zaten biz yapmayız da farklı bir şey çıkacak hocam. Bakalım göreceğiz. Neler çıkaracaksınız? Ne yapacaksınız? Evet, doku yapmak isterdik. Ne bakayım ne kadar isterdik. Bakalım ne olacak? Yani mesela birbirine çok rahat kaynaştırabilirsiniz. Hocam teşekkür ederim. Ya burası küçük bir alan.